Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'dayız. Jani'nin özel showroom'u. Aslında burada ürünlerin tanıtıldığı bir merkezdeyiz ve bugün Janik önümüzdeki günlerde yapılacak İDEF fuarı için yeni ürünler var, yeni konseptler var. Bunları beraber Gençay Bey ile görüşeceğiz. Ama ben hemen böyle bir parantez açayım. Ankara'ya yolunuz düşerse burası halka açık bir yer. Gelin bu ürünleri, neler var neler yok. Ve Türkiye'deki tabii ki savunma sanayi nereye doğru gidiyor, nasıl bir ihracat potansiyeli, şöyle bir ürünleri görün, tavsiye ederim. Merhabalar, çok teşekkürler bizleri buralarda konuk ettiğiniz için. Biz de burayı görmüş olduk sayenizde. Ben hemen İDEF'te yeni yeni ürünlerle çıkıyorsunuz ama sizde biraz haberler bol. Hemen M3 ile başlamak istiyorum. Lansmanını, tanıtımını İDEF'te yapacaksınız. M3 nedir, neyi hedefliyorsunuz, hangi teknolojiyi nereye taşıdınız? Onunla başlayalım isterseniz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizce ekibimiz. Davetimizi kabul ettiniz. Hazır burada size Ankara'da yakalamışken. Yani savunma sanayinin bir şekilde kalbi büyük ölçüde burada atıyor çünkü. Evet, gündemimiz İDEF. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta başlayacak. 2 yılda bir oluyor. Türk savunma sanayinin her şeyiyle orada hazır bulunuyor. Biz de tabii bu heyecanın bir parçasıyız. Çok da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Her sene, her seferinde çok iyi hazırlanıyoruz yeni ürünlerle. Bu sefer de yine çok güzel ürünlerimiz olacak, tanıtımlarımız olacak. Demin de sizin bahsettiğiniz gibi bu yıl ilk defa sergileyeceğimiz ürünlerden bir tanesi Janik M3 ağır makine tüfeği. Janik M3 ağır makine tüfeği NATO kalibre 12.7x99 mm mermi kullanıyor. Bu silah bizim ilk piyasaya sürmüş olduğumuz Janik M2 QCB'nin çok daha hızlandırılmış versiyonu. Şimdi bizi takip edenler bilecekler. Daha önceden de M2 ile ilgili güzel bir video yapmıştık sizlerle. Evet. Çok da güzel anlatmıştınız. Evet, bizi takip edenler bilecekler. Janik M2 QCB'den sonra biz Janik M2F versiyonunu çıkarttık. Janik M2 QCB versiyonu 650 takım, dakikada 650 atım yapıyor. Janik M2F versiyonu ise 950 dakikada atış hızına sahipti. Janik M3 ise dakikada 1100-1200 arası atış hızına sahip. Bu şekilde ne yapmış olduk? Biz NATO kalibre 12.7'de ağır makine tüfekli ya da halk arasında uçak savar olarak da biliniyor. Bu gezegen üstündeki tüm varyantlarını yapan tek firma olmuş olduk. Tek marka olmuş olduk. M2 sonuçta çok uzun yıllardır kullanılan, kendini fazlasıyla ispat tabii etmiş bir konsept. Ve siz bunu M3 ile çok daha fazla atış yapabilen, evet, bir tabii atış yaparken bir teknoloji koyuyorsunuz içine. Kesinlikle. Bir mühendislik koyuyorsunuz. Kesinlikle. Onları biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki şimdi M2 proje. Önce biraz M2'nin çok kısa bir tarihçesinden bahsedelim. M2 projesi yani aslında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ismiyle Platform Makine Tüfeği projesi. 2018 yılında devletimizin önderliğinde açıldı. Açıldığı zaman işte biz de bu programın yüklenicisi olduk. Taahhüt ettiğimiz gibi tüm süreci 2022'nin son ayında tamamladık. Ve yani tamamladık derken geliştirme, kalifikasyon, fabrika kabulleri ve teslimat dahil. Yani teslim edilmesi dahil bu süreci bitirdik. Bununla beraber tabii muazzam bir, buna paralelde başlamıştı ama muazzam miktarda bir dış talep söz konusu. Çünkü bu bir platform makineliği adı üstünde olduğu için çok fazla platforma entegre edilebiliyor. Yani ne gibi mesela, onları da böyle bir açalım. Hemen söyleyeyim, yani şu an aklınızda gözünüzün önüne gelen çok basit anlamda bir pick-up'tan bir savaş gemisinde, bir ana muharebe tankından işte insansız bir İKA'ya kadar bütün platformların üzerinde minimum artık olması gereken bir makine tüfeği. Kuzeyimizdeki, güneyimizdeki savaşları gösterdik. Yani bu kalibrenin altında bir şeyle zaten muharebe alanında makine tüfek kullanım demek olanaksız. Dolayısıyla zaten bu silah dediğim gibi NATO'da çok karşılık görmüş. Hem de müttefik birçok ülkede de karşılık bulmuştu. Ve biz bu açığı üstün teknolojimiz, üretim kapasitemizle ciddi anlamda doldurduk. Bununla da yetinmedik. Daha bunu bitirir bitirmez, kalifiye eder etmez. Yine geçtiğimiz SAHA fuarında da göstermiş olduğumuz Janik M2F'i, yani QCB'nin %50 kapasite daha fazla atış yapabilen versiyonunu sunduk. Bununla da bir konseptle geldik biliyorsunuz orada. Çift M2F'i
tek bir mount'a, yani tek bir mesle bağlayarak dakikada toplamda 1900 atım gibi bir hıza ulaşan bir konseptle geldik ki bu hemen karşılık buldu. Kuzeyimizdeki Ukrayna Rusya arasındaki savaşta hemen buradan bir talep geldi ve bu yakın hava savunması olarak bu yüksek atış gücüne sahip konseptimizi denediler. Ve şu an hatta geçenlerde de bir Twitter hesabından bununla ilgili bir paylaşım yapıldı. Ukrayna Başbakanı'nın bir denetleme sırasında bir kumandan bu bizim sistemin tasarımın sunumunu yapıyordu. Akabinde de biz geliştirmelere devam ettik. Yine Canik M3 ile bu sene hani biliyorsunuz belli bir kadar yapmak uzun süre alıyor. Birikim, bilgi birikim. O yüzden 2 yıllık tabii ki Ar-Ge ve geliştirme sürecinde biz 12-10'de 99 milimetrede bayağı bir zaman harcadık. Ama şimdi peşi sıra modeller çıkmaya başladı. Hemen bu sene Temmuz ayında da şu an M3'ü göreceksiniz. M3'te de M2 QCB'de 650 olan atım hızını 1200'e, 1100'e çıkarmış olduk. Tabii burada tamamen artık daha çok hava araçları. Direkt hava araçları için. İşte hava araçlarının takılan gunpodlar ya da hava araçlarının işte kapı makine tüfeği gibi yerlerde kullanılması için tasarlandı. O konuda teknoloji de var zaten. Tabii zaten var. Hava araçlarımız geliyor. İşte Gökbey geliyor. Ondan sonra yine birçok insanlı insansız çeşitli hava aracı geliyor. Burada tabii ki daha çok bu sizler cruiser olarak düşünmeyin. Kullanılabilir bu arada. Daha çok işte elektrikli ateşlemeyle çalışan bir mekanizması var. Bununla ilgili zaten hani tasarımımızı fuarda göreceksiniz. Demin de dediğim gibi bu üç varyantla beraber biz dünyada var olan tüm NATO kalibre 12.7'leri yerli ve millileştirmiş olduk. Sadece bununla yetinmedik. Var olan tüm varyantlarında en iyisini yaptık. Hem performans açısından hem de üretim teknolojileri açısından en iyisini üretmiş olduk. Zaten bunu da hani ihracat rakamlarıyla bu yılın sonunda da göreceksiniz. Biliyorsunuz Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine çok ciddi bir talep var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi işte zaten bizim ordumuzun çok muharip bir ordu olması. İkincisi de üretmiş olduğumuz tüm ürünlerin sadece kendi ülkemiz değil, dost ve müttefik ülkeler tarafından da kullanılıp ilgili çatışma alanlarında başarıya ulaştığı görülmesinden dolayı bizim söylememiz değil zaten sonuçlarını herkes görüyor. O yüzden de Türk savunma sanayi ürünlerine çok ciddi talep var. Biz de buradan kendi payımızı güzel bir şekilde alıyoruz. Ülkemize ihracat olarak katma değer kattığımızı katıyoruz ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Ve oradan tabii gelen gelir Ar-Ge'ye yatırılıyor. Yeni ürünler, tabii, teknolojik tabii. Yatırımlar ve ürünü daha da mükemmelleştirmek, yeni bir aile oluşturmak zaten görüyoruz bunları. Ve satın almalar. Evet, geçtiğimiz günlerde gerçekten Türk savunma sanayinde çok önemli bir adım attınız. Ve İngiltere'de bir şirketin sanıyorum %80'i civarında bir ortak olarak bir İngilizlerin çok önemli bir devini satın aldınız. Evet. Biraz o konuyu ben değerlendirmek istiyorum. O satın almayla birlikte hangi ürün ve hangi kaç milimetreye çıkacağız? Bunlar önemli gelişmeler çünkü. Biraz da onu dinlemek istiyorum sizden. Tabii bizim için çok heyecan verici bir süreç. Yani süreç diyorum çünkü bu bir anlık olan bir şey değil. Biz ta 2019 hatta 2018 sonra 2019'da bu kafamıza konseptler gelişmeye başlamıştı. Dilerseniz biraz daha olayı geriye götürmek istiyorum. Lütfen. Bizim her zaman yeni yatırım araçlarımız var. Her zaman konseptin gelecekte ne olacağına dair işimiz gereği. Yani bunları düşünmemiz, öngörmemiz gerekiyor. 5 yıl, 10 yıl önceden görmemiz gerekiyor. Biz orta kalibrenin modern muharebe alanlarının kilit silahı olacağını kısa vade ve orta vadede biliyorduk. Niye biliyorduk? İşte biliyorsunuz 2000'lerin başına itibaren devam eden Irak'ta ilk işte 2005, 2006, 2007, 2008'de bazı savaşlar oldu. İşte Meskun Mahal Savaşları, Ramallah, Felluce Savaşları. Akabinde bizim ülkemizin içinde maalesef olan bazı Meskun Mahal ve çalışmaları oluştu. Yine devam ediyorum. 2006 Ağustos gibi ordu sınırının ötesine geçti ve Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine operasyonlar icra ettik. Çok büyük operasyonlar bunlar. Bunların hepsi bizim kafamızdaki bu fikri olgunlaştırmamıza sebep olan temel
temel hikayelerdi aslında. Gerçek yaşanmış hikayeler. Sahadan gelen bilgi, evet, sizin ürünlerinizin gidişatını, evet, testleri... Aynen, bir defa çok iyi, özür dilerim, çok çok iyi biliyorduk ki işte 12-10 dediğinin minimum silah olması gerektiğini çok iyi biliyorduk. Orta kalibre hedefini koymadan önce zaten 12.7 yapmamızın sebebi de biri oldu. Biz 12.7 yapmadan orta kalibreye geç, hani hafif silahın en büyük kalibresi 12.7 yapmadan topu, yani orta kalibre toplara geçiyorum demeniz birazcık realist olmaz. Önce bir öbüründe kendinizi pişirmeniz gerekiyor. Onu bitirdikten sonra buna geçecektik ama kafamızda nasıl bu süreç oluştu? İşte demin söylemiş olduğum bu kronolojik sırayla işte 2000'lerin başından başlıyor. Bizim de ülkemizin 2016-2018'e kadar devam ediyor. Ve diğer coğrafyalarda da işte Libya, Azerbaycan, şimdi ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna çatışması gibi bütün bu olaylar bizim kafamızdaki konseptin oluşmasına sebep oldu. Biz kronolojik olarak işte 2018 sonra 2019'a geldiğimizde top yapmamız gerektiğini biliyorduk. Orta kalibre topa girilmesi gerektiğini biliyorduk. Yani 12.7'den çaplar giderek büyüyor. Evet. 30'a doğru. İşte 20. Şimdi, 20. Şimdi NATO'da 12.7'den sonra birden 20'ye sıçrıyor. Hı hı. 20, 25, 30 öyle gidiyor. Rus tarafında ise arada bir kalibre daha var. 14.5 var. Ondan sonra orada bir, ama onlar bir araya bir kalibre koymuşlar. Ama bizim tarafta yok. Şimdi dolayısıyla 20, 25, 30 okey. Ama 30'da da, özellikle 30'a değinmek istiyorum. 30 milimetre 12.7 ile 40 milimetre arası bir şey. Niçin? Şimdi 12.7 ile Meskun Mahalle ya da Modern Savaş'ta ihtiyacınız olan angajman mesafesine ulaşabiliyorsunuz. Yani bu mesafeler bayağı, evet, aslında düşmüş durum. Düşüp 1000-2000 metre. Hatta uygun bir optik sistemle donatıldığında 6000 metreye kadar atabilirsiniz. Ama genelde savaşların mesafesi bu mesafeler değil. Akabinde ama 12.7'nin taşıyabildiği çap belli. Yani içinde teknolojik olarak da yükleyebileceğiniz alan çok dar. 40 metre gibi çok güzel bir mühimmatı var. Ama bunun da mesafesi yeterli değil. Dolayısıyla size bir şey lazım. Ara bir şey lazım. Hem 12.7 ve o civarlarda bir alanda çok etkin, isabetli vuruş sağlayacak. Hem de yüksek miktarda patlayıcıyı gerektiğini ya da yani, ya da hacmi ya da bir payload'u çekirdeğin içerisinde taşıyıp karşı tarafa yetebilecek. İşte burada 30 devre giriyor. 20 de etmiyor, 25 de etmiyor, 30 gerekiyor. Bir diğer sorun neydi? Bu yaptığınız silahın taşınabilir olması. Çok basit indirilir ama taşınabilir olması. Yani nedir? Bütün platformların dünyanın görevi nedir? Bir silah yönü, askeri anlamda platformun görevi nedir? Genel olarak tabii insan taşıma falan. Bir silahı bir noktadan bir noktaya taşımak. Ya da bir yükü ya da... Ama asıl amacı, savaştaki asıl amacı, en temel amacı bir silah yükünü taşımaktır. Şimdi siz platformların ağırlık taşıma yükü bir, işte tepmeye verdikleri, silah muşturu tepmeye vermiş oldukları reaksiyon iki. Öyle bir şey yapmalısınız ki her tür platforma çok rahatlıkla entegre edilebilir olması lazım. Burada işte tepme gücü devreye giriyor. Bizim arayışlarımız devam ederken 2018-2019'da biz Venom LR'ı bildiğimiz için, o yüzden dedik ki Venom LR'dan dolayı en büyük aset budur. Evet, AI sistemimiz 20 metrelerde çok usta, 25'te çok usta, 30 metrede zaten bir dev yani. Ama özellikle 30 metrenin birçok versiyonu var. 30 yönüçte çok uzman. 30 yönüş toplarda da dünyada birkaç versiyon var. Low recoil, yani az tepme gücüne haiz olan versiyon olan Venom LR'yi üreten firma. Biz dedik ki bu gelecektir. Çünkü gelecek bunu isteyecek. Çok fazla platforma entegre edilebilen bir silah, bir pick-up'tan bir jet'e kadar, bir 4x4 araçtan bir armor ve tankına kadar, bir insansız, ufak bir insansız deniz aracından bir fırkateyne kadar bütün platformlara entegre edilebilecek bir silah, orta kalibre top. İşte Venom'lar burada kesin çözüm olarak karşımıza çıktı. Ve biz sırf bu aseti için ne yaptık? İşte AI ile görüşmeye başladık. Ondan sonra her şeyi hızlandırdık. Aslında biz bunu çok daha önce bitirecektik ama biraz da işin hayırlısı oldu ama araya pandemi girdi. 2020'nin başında pandemi çıkınca gidip gelemedik. Onlar gelemedi, biz gidemedik. Ondan sonra pandemi süreçleri tamamlandı. Ekipler hızlanmaya başladı. Biz
şirketle ilgili, şirketin alımlarıyla ilgili süreci aslında Ağustos ayında tamamladık. 2022 Ağustos'u tamamladık. Aralık ayında da bize 2022 Aralık'ında da sonuçta bu bir savunma şirketi. O yüzden de National Security Agency'den İngiltere'nin bizdeki Milli Güvenlik Kurulu'na denk geliyor. Onayımız geldi. Dedik evet. Alımınızı onaylıyoruz. Üretimi hem Türkiye'de hem İngiltere'de yapabilirsiniz. Lisans hakları, tabii. Mühendislik, ARGE çalışmaları, tabii. Ürün dahil böyle bir aslında Türkiye'deki savunma sanayine de önemli bir katkı sağladınız bunlarla. Sadece Türkler düşünmeyin. Dost ve müttefik. Aslında İngiltere'de, İngiliz savunma sanayinde ne de bir katkı bulunuyoruz. Çünkü bizim biliyorsunuz yüksek kapasitede, yüksek teknolojiyle üretim yeteneğimiz var. Canik olarak bu konuda uzmanız. Bu konuda uzmanız. Bizim mass production yani yüksek kapasite üretim, high precise yani yüksek hassasiyetli üretim konusunda biz çok iyiyiz. İngilizler biraz daha herhalde bizim rakamlara göre az adetli. Yüksek kaliteli ürün yapıyorlar. Biz onlara, İngilizlerin dünya görüşleri bu şekilde. Evet, bütün markaları öyle değil mi? Araçlarını öyle yapıyorlar. Araba markaları o Rolls şekilde. Rolls Royce'u aklımıza geliyor. Uçak motoru da var. Çok lüks araç da var. Çok lüks yani yapıyor. Yüksek mühendislik, yüksek katma değer ama az adetli. Bu bize az adet kısmı az bizi bozuyor. Az bizi bizim biliyorsunuz bizim farkımızı görmüşsünüzdür yani. Bizim, ben tabii hani iyi anlamda canavar diyorum. Ya, o bir muazzam bir kas gücü. Bizim için yeterli. Biz yüksek adetler üretmeliyiz. Onları aslında biz yatırım yapıyoruz yani. Bu yüzden de İngiliz sanayisi de bundan fabrika yararlı. Ölmesin diye aslında. Yok, fabrikanın ölme gibi bir şey yok. Fabrikanın bir sürü kontratı var. Ama asıl aset şu, hacmini arttırıyoruz. Ekonomik olarak ayakları bir yere basacak. Onları da bir geleceğini tabii. Bir şekilde bir ortaklık yapıyorsunuz. Bu önemli tabii. Bir şey. Biz bu satın alımla çok ciddi miktarda bir yatırım yapmış oluyoruz. Bir. İkincisi bizim dediğim gibi üretim kapasitemizi kullanabiliyorlar. Biz de onların çok orta kalibredeki önemli bir know-how'unu almış oluyoruz. Bu tamamen kazan kazan. Bizim iş planımız zaten sunmuş olduğumuz iş planı da İngiliz tarafına buydu zaten. Dolayısıyla bunların hepsi çok dikkatli bir şekilde önemli, çok ciddi kuruluşlar tarafından incelendi ve iş planımızın mantıklı olduğu görüldü. Şimdi biz bu sayede İngiltere bizim pazarlarımıza çok rahat girebiliyor. Biz de onların pazarlarına. Bugün mesela örnek veriyorum İngiltere'nin silah sistemlerini kullanan Yeni Zelanda, Avustralya. Biz direkt bizim müşterimiz haline geliyor. Normalde Türkiye'de çok zor satış yapabileceği tabii pazarlar yani, bunlar. Çok zor yani hani zaten hani envanterleri İngiliz ürünleriyle kullanılıyor. Çünkü bir şekilde bir ilişkileri var ve o ondan memnunlar. Yani burada bir sıkıntıları yok. Envanterlerin birbirleriyle örtüşmesi işlerine geliyor. Bizim direkt olarak müşterimiz haline geliyor bu ülkeler. Aynı şekilde onlar da biliyorsun Türk savunma sanayi şu an. Her çok şey güçlü olduğu bu bölgeler var. Tabii hem güçlü olan bölgeler var hem de bizim kendi olduğumuzun da biliyorsun biz her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Bunları da bu ürünlerde direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun envanterine geliyor. Çünkü Türkiye'de üretim var. Dolayısıyla envanterinin bir parçası olma potansiyeline erişiyor ki sadece bu da bizim için yeterli değil. Bununla beraber biz biliyorsunuz sahipleri Türk olan 3 kadar üretim tesisleri olan bir global savunma şirketiyiz. Biz Amerika'da da şu an aynı şekilde üretebiliyoruz. İngiltere'de üretebiliyoruz. Türkiye'de üretebiliyoruz. Biz direkt olarak bizim üzerimizden de bizle beraber Amerika'da da üretim kapasitesine erişmiş oluyor. Herkes açısından bir kazan. Dünyadaki her ülkeye verilebilir hale geliyor. Bir tek satrançtaki çok kritik bir hamle yapmak gibi. Yani. O hamle yapıyorsunuz ve bir anda 3 büyük ekosistemin içinde işte Amerikan menşeli ülkeler, işte İngiliz menşeli ülkeler ve Türkiye menşeli ülkelerin direkt envanterine birden girmiş oluyorsunuz ki işte bu çok adet üretmenin karşılığını ancak verebilecek bir durum. Diyorum ve şu an için hani bunun heyecanı yaşıyoruz. Bir yandan tabii şu an ekipler arkada muazzam bir çalışma. İngiliz ekipleri, bizim ekipler falan muazzam bir çalışma başladı. Her anlamda işte IT grupları ayrı çalışıyor. ARGE ve ülke ekipleri ayrı çalışıyor. Ondan sonra işte imalat mühendisliği çok önemlidir. Yani biz şimdi ürünü daha iyi endüstriyelleştiriyoruz burada. Yani daha maliyet etkin hale gelsin. Daha hızlı ve daha üretilebilir hale getirmeye çalışıyoruz ki bunda çok iyiyizdir. Gerçekten bundan hiç mütevazı olmaya gerek yok. Çok iyiyiz bu konuda. Bu ekipler hepsi ayrı ayrı çalışıyorlar. Ve yakında işte Türkiye'deki testler başlayacağız. Türkiye'deki kalifikasyon testlerimiz çok yakında başlayacak. Ben tabii şu konuya taşımak istiyorum. Sonuçta
savaşların her zaman gerçekten sahada olan piyade, tabii ki hava gücü, deniz gücü, ama siz de onlara aslında maliyet etkin çözümler sunuyorsunuz. Evet. Savaşın bir de ekonomik boyutu var. Siz daha uygun fiyatla, daha etkin sistemler, daha gelişmiş teknolojiyi koyarak bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Peki bu platformlar olarak baktığımız zaman, işte mesela savaş alanlarına insansız kara araçları, işte tabii insansız deyince herkesin aklına Türkiye'nin gayet iyi oldu İHA sistemleri geliyor, ama insansız kara araçları içinde farklı farklı konseptler koyuyorsunuz. Türkiye'nin adımları önemli, bir bakıyorsunuz 500 gram, 250 gramdan başlayıp devasa sistemlere kadar çok geniş bir İKA ailesi, aynı İHA'larda olduğu gibi. Hı hı. Ve bu bizim kendi mühendisliğimizin, kendi savunma sanayimizin getirdiği, bir de tabii bunun üzerine takılacak olan bir atış gücü sağlayacak silah lazım. Biraz ben ona getirmek istiyorum, çünkü M3 olsun, Venom LR olsun, bu tür silahları farklı farklı kalibrelerde nasıl görüyoruz? Bunlarla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Şimdi biz bir şey planlarken bir defa biz Türk savunma sanayinin bir parçasıyız. Dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayinin bir parçasıyız. Dolayısıyla yaptığımız hamleyi o kadar dikkatli seçmeliyiz ki sadece bir şey üretmek değil, aynı zamanda sektörün sorunlarına da bir şekilde yardımcı olmamız lazım. Yani böyle bir hamle yapmamız lazım. Tüm sektörün sorunlarına da bir şekilde katkıda bulunmamız gerekiyor. Platform üreticilerimiz. Dünyadaki en iyi platform üreticilerine sahibiz. Kara araçlarımızda inanılmaz boyuta geldi. Çünkü niye? Çok iyi konseptler okudular. Ülke savaştığı için maalesef kanla ödediğimiz tüm bedellerin karşılığı olarak çok güzel konsept ve tasarımlar geliştirdiler. Hem ülkemizin envanterini karşıladılar, hem de ihracat yaptılar. Platform üreticilerimiz inanılmaz mutlulardı. Hala yapacaklar. Yapmayı devam edecekler. Çünkü doğru yoldalar. Doğru şekilde yönetiliyorlar. Doğru şekilde Zaman Başkanlığımızda çok iyi bir şekilde koordine ediyorlar. Ve destekleriyorlar. Ve her şey çok doğru şu an. Yani bu kadar parametrenin bir anda doğru olması gerçekten inanılmaz bir miktardan sonuçta başarıyı böyle geliyor. Ama nedir? Sonuçta bunların, o araçların üzerine silah gerekiyor. Düşünsenize koskoca eskiden biz canik uçak ağır, yani ağır makine tüfeği yapmadan önce ve orta kalibreye girmeden öncesini düşünün. Devasa bir platform veriyorsunuz. Belki 600 bin dolar tanesi, 700 bin dolar. Ama üzerinde kabaca 20-25 bin dolarlık bir makine tüfek için temin edemediği için proje bekliyor da paranızı alamıyorsunuz. Ya da teslimatı yapamıyorsunuz, kabul yapamıyorsunuz. Yaratık yapmışsınız, kontrol imzalamışsınız. Platformları bitirmişsiniz. 50 tane, işte 100 tane kontratınız var. Bitirmişsiniz, teslim edeceksiniz ve bekliyorsunuz. Silah yok. Silah yok. Ya kabul edilebilir miydi? Şimdi biz bunu ağır makine tüfekte 12 NATO kalibresi çözdük. Bitti. Artık hiçbir firmamızın dost ve müttefik, altını çiziyorum, sadece Türkiye'nin değil, tüm müttefik ülkelerin aynı zamanda firmaların artık böyle bir derdi yok. Hem kapasite adet bazında yok, hem de kalite bazında yok. Biz şu an sadece astronot değil, neyince bizim de kulelerimiz var. Kule üreticilerinin performanslarını bir yukarı çıkartıyoruz. Çünkü silahın kalitesi o kadar yüksek ki platformcu mutlu. Eğer ki başka bir ülkeden kule almışsa kule üreticisi mutlu. Herkes mutlu oluyor. Silahın varlığı, erişilebilir olması bunu sağlıyor. Bu sorun çözümü şu oldu. Devam ettiğimizde daha büyük kalibreler gerekiyor. Çünkü sadece 12.7 kullanmıyor platformlar. Orta kalibrede birçok farklı 20, 25, 30 gibi silah sistemlerine, silahları ve silah sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunlarda sorun vardı. Şimdi o sorun da, biz bunu bildiğimiz için o sorun da çözülüyor. Yani gerek insanlı gerek insansız. Tüm platform üreticileri bir defa kafasında artık hafif silah sorununu sildi yani. Hafif silahın en büyük kalibresi 12.7 NATO ve orta kalibredeki tüm varyantlarıyla ilgili sorunu, teslimat süreleri bir anda aşağı çekildi. Bitti. Hem silahın, biz bir silahçıyız sonuçta. Silahı çok iyi bildiğiniz için silahın kullanacak olan kuleyi nasıl tasarlayacağımızı çok iyi biliyoruz. Silahın entegre edilmesi gereken platformun ne gibi reaksiyonlar silaha verdiğini biliyoruz. Bunların hepsini biz onlara zaten sunabiliyoruz. Dolayısıyla platform üreticilerimiz bir defa şu an artık çok rahatladılar. Bütün projelerde teslimatlarının da tek dertleri şu. Kaç tane üretiyorum? Tamam, hemen söyleyelim, gelsin. Hiçbir sorun yok. Bu hamlemiz aslında bunu çözmüş oldu. Daha doğrusu hamlelerimiz bunu çözmüş oldu.
konudaki zaten dediğim gibi bir şey kalmış oldu. Şimdi günümüze geldiğimizde, biraz daha günümüze dedim, insansız sistemlere geldiğimizde yine aynı sorun çıkacaktı ortaya. Siz istediğiniz kadar bugün mesela hava platformunun birazcık daha roket sanımızın var olması ve son 20 yıllık aslında çabanın, belki daha 20'den de fazla çalışmanın sonucu olarak bugün 5 sıra çıkartmış belki oldu. Evet. Tabii şu an görüyorsunuz. Ama geçmiş yıl, her yıl 2-3 tane şu an 2 tane 3 tane değişik füze sistemi kalifiye ediyor ve envanteri sokuyor. Murat Bey'in lafı var. Murat II. Roketsan Genel Müdürü. 40 ürün var diyor. Daha tanıtmadığınız, ismini bile duymadığınız. Evet. Gerçekten gurur verici bunlar. Peşi sıra çıkıyor. Şimdi dolayısıyla hava platformcularının birçok sorunu çözmüş oluyor. İnsansız sistemlerde. Karadakilerin de yine aynı şekilde, çünkü yapmış olduğu birçok başarılı füze sistemi var. Bunlar zaten hiçbir sıkıntı yok. Ama bir şekilde her şeye bir füze göndermeniz söz konusu değil. Dolayısıyla maliyet etkin savaşmanız lazım. Tabii. Ya, yani çok çok şükür ki onlar var. Zaten roketlerin bu arada çözümleri maliyet etkin. Yani rakiplerine göre çok maliyetli ama. Ama yine bir mermi atmakla füze atmak arasında tabii ki hedefe göre, operasyona göre çok farklı şeyler var. Bir de var. Tabii konsept. Yani şeyleri farklı. Yani burada collateral damage dediğimiz, yani bizim Türkçe'ye yan hasar olarak çevirdiğimiz, istenmeyen yan hasarı engellemek için bazen çok daha precise mühimmatlı atış yapmanız gerekiyor. Precise mühimmat derken, hani sakın şöyle anlaşılmasın, roket sanı mühimmatları dünyada gerçekten böyle hassasiyetle çok iyidirler. Bizim sadece demek istediğimiz daha böyle nokta atışı yapması gereken şeyler var. Dolayısıyla kara aracı üreticilerinin bu tip silahlara ihtiyacı vardı. İnsansız kara araçlarından bahsediyorum. Şu an bu sorunu çözülmüş oldu. Biz buradaki en güzel konsept geliştiricilerden biri olan Havelsan'la bir team up yaptık. Havelsan önce Barkan'ı çıkardı. Barkan biliyorsunuz 7.62'de kullanabilir, 12.17'de kullanabilir. Barkan konsepti biraz da ufak bir insansız kar aracıydı. Ondan sonra bunun üzerine biz hem kendi kule konseptimizi hem de silahımızı da donattık. Hemen akabinde zaten burada bu bir konsept. Yani birden fazla platformdan oluşan bir İK, yani insansız kar aracı konseptinin bunlar parçalarını görüyorsunuz siz. Yakında büyük resim ortaya çıkacak. Barkan'dan sonra hemen ne yaptılar? Aslında paralel geliştiriyorlardı ama platform biraz daha büyük. Kapkan bugün karşımıza çıkıyor. İşte geçtiğimiz Teknofest'ten, Samsung Teknofest'ten beri aşamalı olarak karşımıza çıkartıyorlar. Testleri devam ediyor. Ondan sonra tabii o 8x8 gibi tabii de bir sisteme sahip. Tabii büyük bir platform olduğu için payload'u daha fazla. Ve dolayısıyla bizim 30 topumuz gibi bir platformla çok da güzel uyum sağlayacağını düşünüyorduk ki şu an onların ne kadar haklı olduğunu, yani Havelsan'ın ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Dünyada işte bu yıl içerisinde yapılan 2-3 tane, bir tanesi İngiltere'deydi. Farklı markalar şu an büyük, yani Kapkan ebatlarındaki insansız kara araçlarıyla lansmanlar yapıyorlar. Yani Havelsan bu gerçeği daha önce görüp, ürünü geliştirip, üzerine konulacak silahıyla, sistemiyle konsepti yazıp, evet. Bir de tabii dediğiniz gibi bu fotoğrafın küçük bir parçası. Hı-hı. İş dijital birliğe gittiği zaman yukarıdaki İHA'dan yönetim sistemlerine, yazılımına, komuta kontrolüne, bunlar gerçekten farklı bir yere gidiyor. Ve Havelsan bu konuda çok iyi. Deniz'de bunu yaptı zaten. Savaş yönetim sistemleriyle bunu çok uzun yıllarda çalıştığı için bunu başardı zaten. Şimdi bunu karada da uyarlıyor. Ama burada ne gerekiyor? Hem arkadaki bizim hiç görmediğimiz, yani son kullanıcının bile görmediği arkada bir yazılım işliyor, bir algoritma. Bu kısımlar devam ediyor. Şimdi Barkan küçük olanı, biraz daha büyüyor. Kapkan. Kapkanını doğru bir tercih yapması lazım. İşte 8x8 mi yapalım, palet mi yapalım, paletsiz mi yapalım, nasıl yapalım? Bunları işte iyi bir karar verilmiş. Bir 8x8 bir platform seçilmiş ki bugün birçok arazide sorunsuz bir şekilde ilerleyebilir. Ve büyük bir payload taşıyabilir. Ben tabii sözü kulelere getirmek istiyorum. Silah koyuyorsunuz ama etkili bir kuleyle hem optik olarak hedefin takibi, nokta atışı, nokta diyelim ona, hedefe en isabetli atış, ne kadar az mühimmat harcanıp ne kadar etkili atış yapılırsa önemli. Ve siz de tabii çok güzel örnekler verdiniz. Kulelerin insansız kara araçlarından deniz araçlarına, zırhlı araçlara kadar farklı farklı alanlarda kullanımı var. Kuleyle ilgili çözümleriniz, galiba İDEF'te de biraz yeni sistemlerinizi göreceğiz. Neler yapıyorsunuz? Son gelişmeleri de sizden alalım. İşte hafif silahın en büyük kalibresi olan 12.7 NATO kalibresini yaptık biliyorsunuz. Üstünde bir de orta kalibre toplara girdik. Bunların hepsinin ortak noktası aslında kule.
Hatta bir tane kulede bunu çözemezsiniz. Birden fazla kuleye ihtiyacınız var. Yani bir deniz tipi kuleyle, yani naval spec, denizel ortamlarda çalışabilecek bir kuleyle kara araçlarındaki bir kule aynı olmayacağı gibi çok ufak bir pick-up'ın üstüne koyacağınız sistemle 8x8 bir aracın üstüne koyacağınız sistem aynı olamaz. Dolayısıyla kule sorunsalını bir şekilde çözmemiz gerekiyordu. Biz burada silahın satılabilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamak için bunu yapmamız gerektiğini biliyorduk. Ama bununla beraber aynı zamanda bir farklılık yaratmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biz Uni Robotics'i 2020 senesinde kurduk. 2020 senesinde Uni Robotics'in kurulmasıyla beraber en büyük görevi buydu. Yani robotik sistemlerden sorumlu Canin'in içinde bulunduğu SYS'nin bir iştiraki. Robotik sistemlerden sorumlu en büyük projesi buydu. Kurulduktan çok kısa bir zaman sonra, yaklaşık bir iki sene kadar sonra Havelsan'ın alt yüklenicisi olarak Milli Açık Deniz Karakol Gemimiz, yani Offshore Patrol Vessel'da biz 12.7 deniz tipi 12.7 UKS'sini yükleniciliğini aldık. Ben burada deniz konusunda biraz parantez açmak istiyorum. Deniz şartları her türlü ne kullanıyorsunuz? Korozyonu var. Muazzam tuzlu, korozyonu. Su etki ediyor. Bu tabii ki eğer düzgün standartlarda üretmediğiniz zaman her konuda vidasından silahına kadar hizmet ömrü epey kısalıyor. Tabii. O yüzden deniz tipi dememizin sebebi bu. Deniz tipi bir kulenin maliyeti ve kabul testlerinde ve kalifikasyon testlerinde göreceği protokoller ile kara tipi bir kulenin aynı değil. Dolayısıyla bu fiyatı etkileyen bir özellik. Yani deniz tipiyle karayı karşılayabilirsiniz ama çok pahalı olur. Kara tipiyle kesinlikle denize gidemezsiniz. Çünkü denizdeki deniz şartlarının vermiş olduğu yorgunluğa mukavemet edemez. Bu ikisi çok ciddi bir şekilde bir temel ayrışım sebebi. Devam edecek olursak, Uni Robotics'in Havelsan'ın alt yüklenicisi olarak projeyi başlatmasıyla beraber ortaya Trakon serisinin Trakon Targan modeli çıktı. Ve ilk defa lansmanı bu İDE fuarında yapılacak. Trakon Targan'ı görmüş olacaksınız. Aynı zamanda ekipler şu an Konya'da kara testlerini yapıyorlar kulenin. Şu an bu dakikada bu programı biz size çekerken şu an ekiplerimiz Konya'da kara testini yapıyorlar ve kısmetse çok kısa hani fuardan hemen sonra önümüzdeki içerisinde de deniz testleri için hazır olacak. Yani şu an için biz takvime uygun bir şekilde ilerliyoruz ve hani bunu gururla söyleyebiliriz. Ürün muhteşem. Yani hem teknolojik olarak, teknik spektri olarak hem de görsel olarak da çok güzel bir ürün oldu. Ve fuarda örtüyü indireceğiz. Hep beraber biz göreceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta İDEF'te sürprizleriniz. Biz tabii böyle bir önden bir bilgilendirme gibi bunu yaptık. Detaylı videolarımız olacak orada. İzleyicilerimiz tabii ki bizleri takip etmeyi unutmasınlar. Orada da böyle bir örtünün altından bakalım neler çıkacak. Sadece kule değil, farklı farklı ürünleriniz var. Farklı farklı tasarımlarınız, mühendislik çözümleriniz var. Bir tarafta tabii İngiltere'deki o büyük ortaklığı anlattık ama herhalde biraz daha konuyu genişleterek orada detaylara doğru beraber bir yolculuk yapacağız. Kesinlikle orada ürünlerin başında daha güzel sizlere anlatma şansımızın olacağını değerlendiriyorum. Biz bir farklılık yapmamız gerekiyordu demiştim kulelerde. Biz 4 adet kuleyle, 4 tip kuleyle aslında bunun 3'ü kule, bir tanesi aktif stabilizeli mesnet. Yani cruiser, arkasında bir personelin kullandığı bir mesnet sistemi. 4 ürünle piyasaya lansman yapıyoruz. 4 ürünümüz, bir tanesi Trakon. Trakon en büyük kulemiz. 30 metre topa kadar birçok silah kullanabileceğiz bir kule. Trakon Targan deniz tipi kulemiz. 12.7'ye kadar kullanabiliyor ama bunu çok 30 metresinde yapabileceğiz. Trakon Light hafif segmentteki bizim uzaktan kumandalı kulemiz. Trakon Crew ise bizim göreceksiniz bu ürün dünyada tek bu arada. Cruiser, yani arkasında bir personelin kullandığı çok hafif aktif stabilizer. Yani aktif stabilizer şu, sürekli bir stabilizasyon sağlıyor. Alttaki bozucu her ne olursa olsun. İster siz, karada gidin, ister denizde. Ne olursa olsun size sürekli destek sağlıyor. Aynı zamanda da kullanıcının vermiş olduğu tepkileri anlıyor. Yani şöyle düşünün, gimbal'ı bilirler. Tabii ki, tabii ki. Hayatımızın kamera, çok önemli parçası. Kamera kullananlar daha çok bilirler.
bir şekilde mesela minik bir telefonun içinde gimbal vardır. Büyük kameralar içinde vardır. Aslında bu bir gimbal gibi. Arkasında bir personel var yine. Gimbal'da kameraman var. Ne yapıyor gimbal? İşte şu yüze dokunuyorsunuz. Bunu hep takip ediyorsunuz. Alttaki bozucu ne olursa olsun ne yapıyor? Takip. Gimbal hep odaklıyor. Etrafına dönüyorsunuz. Sürekli onu yakalıyor. Ne yapıyor? Algoritma, yüz tanıma işte ya da neyse o hedef tanıma, görüntü işleme teknolojisiyle bunu takip ediyor. Ve bunun reaksiyonlarını gimbal'a belki saniye 100 kez sinyal gönderip düzeltmeleri bunu kusursuz yapıyor. İşte Trakon Crew de aynı bu şekilde çalışıyor ama bu sefer hedefi odaklıyorsunuz. Arkasında bir karar alan bir operatör var. Bunu sağda en ufak platformların bile üzerine yani çok küçük bir süratli botun üstüne bir entegre edebilirsiniz bunu. Ya da bir pick-up'ın üstüne koyabilirsiniz. Çok hızlı oradan söküp başka bir entegre edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Operatörün aktif olarak kullandığı bir sistem. Üzerinde fuarda size tanıtacağım. Üzerinde bir mesafe ölçer var aktif anlamda. Çünkü şöyle düşünün. 50 metre, 100 metre, 50 metre olmaz. 200 metre nişan alırken vereceğiniz bozucunun elektrikle oynamaya sebep olma şeyini düşünün. 2000 metreye nişan alırken çok hafif bir oynama bile nasıl bir sapma yapardı? 1 milimetre belki metrelerce. Aynen. Hızlı bir şekilde angajman mesafenizi anlayıp mesnete direnç veriyor bilinçli olarak. Yani şey düşünün. Arabalarda vardır. 200'e çıktığınız zaman yani bir yarış arabasında direksiyon sertleşir. Şehir içinde de dur kalkları yumuşaktır. Manevralar. Çünkü 200'de yapacağınız böyle anlık bir ufak bir hata katastrofik sonuçlara sebep olabileceği için bunu önlemek adına yapar. Bizdeki sistemde de mesafeyi çok hızlı ölçüp personelin ve kullanılan personelin vermiş olduğu reaksiyonu hızlı bir şekilde değerlendirip hedefte maksimum vuruşu yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu çok keyifli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Benim en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi çünkü insan işi faktörü hala var. Eski mesleğimden de kaynaklı olarak böyle hala operatörlerin savaş alanlarında olmasının önemini biliyorum. Dolayısıyla biz insan faktörünü kullanabileceğimiz yegane sistemlerden biri olarak gördüğümüz için bu üründen çok mutluyuz. Dediğimiz gibi fuar alanında size daha iyi anlatacağız bunları. Ama Eurobotics tarafında görecekleri tüm ürünler yüksek katma değere sahip, ihracat potansiyeli çok yüksek. Aynı zamanda bizim sahip olduğumuz tüm iştiraklerimizde üretilen silah ve silah sistemlerini destekleyecek ürünler. Çok çok teşekkürler bizlere vakit ayırdınız. Fuar öncesi yoğun herkes çok ciddi koşturuyor. En azından şöyle bir genel bir bakışı izleyicilerimize sunduk. Artık detayları İDEF'te diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İDEF'teki yayınlarımız farklı farklı konularla devam edecek. Neleri yapacağız, neleri edeceğiz? Önümüzdeki günlerde gerçekten bizleri hem ekibimizi çekim açısından hem de sektörü hareketli, tatlı bir koşturma bekliyor. Orada tekrar görüşmek üzere diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basın. Yorumlar bizler için çok önemli. Sorularınızı lütfen yorum olarak yazın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.